Dostlarım, herkese selam. Simba yanımda. İlk defa izliyorsanız videomu, bu Simba. Benim dünya tatlısı köpeğim. Aynı zamanda kankam. Bir önceki videoda bahsetmiştim cookerları sahiplendiriyoruz diye. Görüntülerini de atmıştım yavruların. 4-5, yani 180-100 kişi yazdı da yanlış anlaşılmalar da olmuş. Ücretsiz sahiplendiriyorlar yazdı. Anlamışlar nedense. Çünkü ben şartlar abartılı demiştim. Ben köpeklere kefil olduğumu söyledim ve yönlendirebileceğimi söyledim. Çünkü sağ olsun bizim buradaki bir dostumuzu bir bebek köpek vermemizi sağladılar. Ben de onlara video çekeceğime dair söz vermiştim. Sözümü yerine getirdim. Çok insan yazmış. Şimdi 5-6 kişiyi ben onlara yönlendirdim. Herhalde yani onlar konuşacaklar ve köpekleri sahiplendirecekler. Bir tane kalacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben 1000 abone olduğum için bir hediye videosu çekeceğim sözü vermiştim. Onu da şuna dayanarak vermiştim. Batuhan diye bir arkadaşımız var. Daha önce videosunu çektim. Alman çoban köpeği A artı secereli Disco var. Onun yavruları olacaktı. Çiftleşmişti. Maalesef geçen hafta erken doğum oldu ve sezaryen ameliyatında bütün bebekler öldü. Anneyi de zor kurtardılar. O yüzden o videoyu çekemedim. Normalde onu çekecektik ve bir tane secereli Alman çoban köpeği hediye edecektim kanalda. Ben de o kadar çok yazan olmuş ki bir önceki videoya ücretsiz diye şöyle bir karar aldım. Zaten video çekecektim, söz vermiştim. O iptal oldu maalesef. Kanala bir reklam bütçesi ayırmıştım dostlarım. 1000 aboneyi geçtikten sonra reklam verecektim. Şöyle yapacağım. Ben onlara çok yardım ettiğim için onlar da bana bir ufak indirim yapacaklar. Ve oradan bir köpeğin parasını ben cebimden ödeyeceğim. Ve kanaldan bir kişiye hediye edeceğim dostlarım. Ve bu köpek öyle pet shoplardan 1000-2000 liraya aldığınız annesi ve babası belli olmayan köpekler değil arkadaşlar bu. Bu çok özel, kaliteli. Benim bizzat tanıdığım, gördüğüm, sevdiğim, bildiğim köpeklerin yavrusu. Ve safkan cookerlar dostlar. Zaten öyle olmasa bir önceki videoda tanıtmazdım da. Şimdi o reklama ayırdığım bütçeyi oraya ayıracağım. Ama tabii şöyle bir şartımız olacak dostlarım. Şimdi bu köpekleri ayın 1'inde teslim ediyorlar. Ayın 1'ine kadar 14-15 gün var. Bu video... Bir dakika Simba. Buraya gel. Gel. Hey. Dostlarım, ben şimdi bu videoyu atıyorum. Ayın 1'inde köpekleri teslim edecekler. Ayın 1'ine kadar 2 haftadan fazla, işte 14-15 gün bir zaman var. 15 gün içinde bu video 20.000 izlenirse, şunu da çıkarayım, bu ne ya? Bu video 20.000 izlenirse bu köpeklerden birini satın alacağım ve kanalda beni takip eden insanlardan birine hediye edeceğim. Nasıl hediye edeceğim? Şöyle hediye edeceğim. Instagram hesabını veriyorum. Hem açıklama kısmına yazıyorum, hem videoya koyacağım. Takip edeceksiniz Instagram'dan. Aynı zamanda buraya yorum atacaksınız. Ve 19.999 izlenirse dostlarım, köpeği hediye etmeyeceğim kanaldan birine. Ya kendim bakarım, bilmiyorum. Ya da tanıdığım, bildiğim birine baktırırım. Hediye etme şartlarını da söylüyorum dostlarım. Şöyle olacak. Video 20.000 izlenirse yorum atanlardan 10 kişiyi seçeceğim. Ve 10 kişiyi, o seçme videosunu da çekeceğim. 10 kişiyi telefonla arayacağım. Şartları en uygun olana vereceğim. 20.000 izlenecek ve yorum atacaksınız. Yoruma da Cooker Simba yazacaksınız. Coçker Simba yazacaksınız. Yani kanalın adını yazacaksınız. Ve Instagram'dan takip edip Instagram'dan da mesaj atacaksınız. Mevzu bu. Şartlarım da şunlar dostlarım. Bahçede bakılmayacak köpek. Yani yazan olmuş. Mesela geçen videoma adam şey yazmış. Simba'nın yavrularını sahiplendiriyormuşsunuz.
Ya videoyu bile izlememiş yani. Başlığı görmüş, bana mesaj atmış. Ben Simba'nın yavrusunu falan sahiplendirmiyorum ki yani. Ya videoyu izlememiş dostlarım. Şöyle olacak. Videoyu bir kere izleyin. 20 bin izlenecek video. Yorumlardan birinden birine 10 kişiyi seçeceğiz. Birine vereceğiz. Hangi şartlarda vereceğiz? Bir kere bahçede bakmayı düşünüyorsanız bana yazmayın. Çünkü Cooker bahçede bakılacak bir köpek değil. Aa, insan. Bahçede bakacaksanız bana yazmayın. Cooker bahçede bakılabilecek bir köpek değil. En azından benim hediye edeceğim yavruya bahçede bakamazsınız. Eğer Alman çoban köpeğini teslim edecek olsaydım, böyle bir talihsiz olay yaşanmamış olsaydı, bu sefer bahçe şartı arayacaktım. Çünkü o da evde bakılması çok mümkün olan bir köpek değil. Evde bakacaksınız. Maddi durumunuz en azından orta seviyede olacak. Köpeğe çok iyi bakacaksınız. Çünkü bu köpek 15 sene boyunca, 10-15 sene boyunca belki daha fazla sizinle duracak. Ve sözleşme şartı koyacağım dostlarım. Ben nasıl bakıyorsam, kanala bakıyorsunuz, en az benim kadar iyi bakacak birine vereceğim. Bu şartları sağlayamıyorsanız bir hevesle abi bize ver, abi bize ver, abi bize ver yazmayın. Önce bu şartları sağlayacaksınız. Maddi durumunuz iyi olacak. Öyle anneniz babanız istemiyor, ikna etme durumu falan öyle bir şey yok. Evde bakacaksınız. En iyi mamalarla beslenecek halde olacak. Benim şartlarımı konuşacağımız zaman da onları da zaten video çekeceğim. Ona uyacak. Birine vereceğim köpeği. Öyle yani yazana öyle iyi vermeyeceğim. En az benim kadar iyi bakacak birine vereceğim. Yani ki ben iyi bakıyorum dostlarım. Köpek bakmak kolay bir iş değil. Günde 2 saat en az dışarı çıkaracak. Eğitimlerini verecek. Mümkünse eğitim verdirecek. Veremezse ilgilenecek. Çok sevecek. Köpek bakmakla alakalı bütün her şeyi araştıracak. Ve kendisi de düzgün birisi olacak birine köpeği hediye edeceğim. Tabii önce izlenme şartımız var. Yani ben reklama ayırdığım bütçeyi dostlarım, eğer köpeği satın alacağım parayla reklam versem 250 bin 300 izlenme alabiliyorum YouTube'dan. Onu da söyleyeyim. Ama o zaman bebeklerden birini gözetim altında kurtarmış olamıyorum maalesef. Dişi köpeği sahiplendirmeyi düşünüyorum. Çünkü gözetim altında olsun istiyorum dişi. Çünkü yani ben onu en azından kontakt halinde olabileyim. Çünkü doğurganlık özelliği var. Durum bu dostlarım. Eğer... Gel kanka. Bu videoyu atıyorum. Eğer 20 bin izlenirse dostlarım, ayın 1'ine kadar, size cebimden o köpeklerden bir tanesinin parasını ödeyeceğim ve yavru bir Cooker'ı sahiplendireceğim. Tekrar bu videoya da o görüntüyü atıyorum. Yani umarım çok güzel birine gider. Umarım 20 bin izlenir. Ben gerçekten izlenmesini istiyorum bu arada. Böyle bir şey olmazsa da artık biz almış olacağız muhtemelen. Ve ya kendim bakarım ya birine hediye ederim. Bilmiyorum. Tanıdığım, bildiğim. Ama bence izlenir, izlenecek, izlenmeli. Eşiniz, dostunuz, kim varsa izletin. Tanıdıklara izletin. Tekrar tekrar izleyin. Bir şey yapın. Ama eğer bir Cooker bebek istiyorsanız yorumlara Cooker Simba yazıyorsunuz. Ve Instagram'dan benim sayfalarımı takip ediyorsunuz dostlarım. YouTube kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve 20 bin izlenmeyi sağlıyorsunuz. Ben de o zaman size bu bebeklerden bir tanesini hediye edeceğim. Diye umuyorum. Yani 1000 abone olduğumuzda söz vermiştim bir tane köpek hediye edeceğim. Aman bir tane köpek hediye edeceğim demedim de bir hediye videosu çekeceğim diye. Maalesef o olmadı. Ama onu telafi edecek bir durumdayım şu anda. Reklama ayıracağım bütçeyi böyle değerlendirmek istiyorum. Simba şişede. Al. Umarım video 20 bin izlenir ve ben de köpeği hediye edebilirim. Olmuş. Olmuş. Dostlarım böyle bir bebeğe güzel bakılmasını istiyorum. Böyle tatlı olsun istiyorum. Güzel koksun istiyorum. Güzel mamalarla beslensin.
güzel bir egzersiz planı içerisinde, spor planı içerisinde, yürüyüş planı içerisinde bakılmasını istiyorum. Simba gibi mutlu olsun istiyorum. Ama inanıyorum ki yani zaten beni takip eden insanlar nasıl bakılacağını kanaldan da çok iyi biliyorlar. Bilmiyorlarsa da öğrenebilirler. Destek de vereceğim. Köpeğin takibini de yapacağım. Ama inanıyorum ki çok güzel bakacak birini bulacağız. Güzel bakacak birini hediye edeceğim. Böyle tatlış bir şeye sahip olacaksınız. Tatlış tatlış bir hayat geçireceksiniz. Tatlış tatlış parklara gideceksiniz, gezeceksiniz. Umarım da güzel bir hayatı olur diyorum. Ne diyeyim? Onların videosunu da çekeceğim dostlarım. Yani kurayla mı yaparım yorumlar arasından? Çok yorum gelirse nasıl yapabilirim bilmiyorum. İşte mouse'la mı durdururum bilmiyorum şu anda. Videosunu çekeceğim. 10 kişiyi beraber seçeceğiz. Sonra 10 kişiyi telefonla ararken de konuşmaların videosunu da çekeceğim. Kime gittiğini herkes görsün. Aranızdan birine video 20 bin izlenirse o kukur bebeklerden birini hediye etmek istiyorum dostlarım. Dostlarım böyle bir kere değil, 5 kere değil, 50 kere düşünüp yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü Cooper zor bir hayvan. Bakımı zor, inatçılığı zor. Videolara bakabilirsiniz, önceki videolara. Yani öyle tatlı diye yazmayın. Sadece kulak bakımı bile diğer köpeklerin bakımının en az 3 katı zorunda. O yüzden zor bir köpek. Yani 100 kere düşünün. Normalde sahiplenecekken de düşünün. Dediğim gibi sözleşme şartı da koyacağız. Onlara ama zaten o 10 kişiyi telefonla görüştüğümüzde söyleriz. Onlar çok önemli değil. Onları telefonda konuşuruz. Şimdi önemli olan 20 bin izlenip, Instagram'ı takip edilip, yorum atın. Hepinize mutlu günler. Biz de yine yürüyüşteyiz dostlarım. Bu kararı da bu sabah aldım. Uyandım. Ve bu sabah aldım. Reklama bütçe ayırmıştım çünkü. Yapayım. Su içişinin hastasıyım dostlarım. Elimden su içiyor ya, çok seviyorum. Dostlarım şu tatlılığa bak lan. Kim? Bugün hava çok sıcak değil, burası da esiyor. O yüzden biraz erken çıkardım. Oh, 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 biraz serinle. Haydi. Halka eğitimi de devam ediyor dostlarım. Çok aşama kaydettik. Birkaç video önce göstermiştim. Çekmiştim eğitim videosunu. Bugün biraz moladayız. Bugün eğitim, halka eğitimi yapmayacak. Bugün gezecek. Şurada bak ya. Dostlarım bu videoyu izleyip yorum atın. Herkese izletin. 20 bini bulabilelim ve bir bebek hediye edebilelim. Hadi yürüyelim kanka.
falan yürüyecek yakında. İki ayak üstünde yürüyecek. Baksanıza. Şurada çeşme var dostlarım. Oradan su doldurayım dedim de. Hepinize mutlu.